birçok güvensizliğimiz var tabii. Bunlar da durduk yere nasıl vatandaş oluşmuyor. Nasıl davranacağımızı bilmiyoruz aslında en başında. İşte biz çök kapan tutun davranışını bile hani hep söyleniyor. İşte evet. Sürekli anlatıyoruz her katıldığımız programlarda ya da işte yaptığımız seminerlerde 17 Ağustos için biz sokaklarda bir takım etkinlikler yapıyoruz. Oralarda anlatıyoruz. Vatandaşlarla forumlar yapılıyor. Forumlarda anlatılıyor bunlar. Ama bunu bir davranış şekli haline getiremiyoruz. Yine deprem olduğu zaman biz işte ne yapacağımızı şaşırıyoruz. İşte hani bir sağlam bir eşya bulup yanına çöküp işte sırtımızı da güvenceye alıp deprem geçmesini beklemeyi düşünemiyoruz. Nereye gitsek, ne yapsak şeklinde bir şeyimiz oluyor. Bunların hepsi planlamadan geçiyor aslında. Biz önceden Altuğ abi az önce bahsettiği gibi ilk bizim planlama yapacağımız yer aslında ailemiz. Öncelikle bireysel olarak kendi bilincimizi geliştireceğiz. Daha sonra da bunu aile içinde yerleştireceğiz. İşte. Şubat depremi bunu biraz tetikledi. Yani ben çevremde evet. Çokça gördüm. Ama işte biz çok hızlı unutuyoruz. Ama deprem olunca işte hani bir ay, iki ay, üç sonrasında şey o duyarlılık azalmaya başlıyor ne yazık ki. İşte hani aile içerisinde bu planlamaları yapıp daha sonra bunu apartman bazında daha sonra bunu mahalle bazında geliştirdiğiniz zaman o bunu bir yaşam şekli haline getirmiş oluyoruz. Evet. Yani aslında bizim artık deprem gibi ülkemizi sürekli meşgul eden bir doğa olayında artık bizim bu davranış şeklini bir yaşam şekli haline getirmemiz gerekiyor. Evet. Biz depreme küçük depremlerde bile bizim bölgemiz için 4.5'ler 3.5'lar aslında ürkütücü bile olmamalı. Olmamalı. Ama bazen mesela biz şu an bulunduğumuz binada da görüyorum ben. İşte Buca'da olan depremleri mesela en yakın zamanda yaşadığımız için daha net tabii hissediyoruz Buca merkezli olduğu için. 3.5'da bile bu bina boş. Yani herkes bir panikle aşağı iniyor mesela. Biz hala gördüğüm kadarıyla o şeyi oluşturamamışız. Yani diyorlar ki deprem anında nasıl korkmayalım? Zaten ben buraya gelen uzmanlarla da bazen yayın sonrası da konuşuyorum. Ya bu kadar konuşuyoruz ama yani siz korkmuyor musunuz şiddetli salın? Diyorlar ki tabii ki korkuyoruz. Amacımız korkuyu yani korkmadan bunu yapın değil. Tabii ki yani o sarsıntıyı hissetmek her insanda bir korku havası yaratıyor ama ne yapacağımıza engel olmamalı o korku. Onu öğretmeye yani çalışıyoruz. Bilinçlenmek evet. Gerekiyor. İşte bilinçlenirken binamızla ilgili bilinçlenmemiz gerekiyor. Benim binam bu depremde ayakta durabilir mi? Bir kere bunu çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunu nasıl öğreneceğiz? Gidip bir belediyeden bunu öğrenebiliriz. Bir inşaat mühendisiyle bu konuyu görüşebilir ya da binamın durumu nedir diye. Hatta bununla ilgili büyük şehirler İzmir'de yapıyor zannediyorum. İstanbul'da da var. Yani başvuruyorsunuz ve ücretsiz bir şekilde güvenliğini denetlemek için hatta evet. Zaman zaman Eylem Hanım'la da konuşuyoruz. Mesela diyor ki hani yoğun bir şey yok. Evet, talep başvurma. Yani. O da evet. Çok ilginç. Evet. Onu da biz yapıyoruz şu an. Evet. Eylem Hanım'la da konuşuyoruz. Nurgül'de o koordinasyon içinde ben de. Bu çok önemli bir fırsat veriyor aslında Büyükşehir Belediyesi. Evet, ücretsiz bir çalışma bu ve bunu hani bütün vatandaşların aslında başvuruyor olması lazım. Yoğunluk ama, olması gerekiyor. Evet. Ekonomik kaygılar ve işte oradan çıkan sonuç karşısında nasıl hareket edileceği şüpheleri herhalde vatandaşı geri çekiyor. Geri çekiyor. Yani şu an bir de deprem çok olmuş değil. İşte 4.1, 4.2'ler biraz hafif sarsıp geçiyor. Daha büyüğünü kimse hayal etmiyor ama olduktan sonra zaten ediyoruz. Kıymeti de kalmıyor Maraş'ta yaşadığımız yani gibi. Dediğimiz gibi hazırlıklı olma çerçevesinde. Biz şurada Bayraklı'da şu kadarlık gerekiyor. Bölgeyi toparlayamadık mesela da. Evet. 11 ilden bahsediyoruz. Hala orta hasarlı binaların olduğu bir bölgedeyiz şu anda. Evet, yıkımların devam ettiği, boşaltılan binaların olduğu yani buradan bu sokakları kullananlar hayalet sokakları görüyorlardır. Evet. Yani hala devam ediyor. 11 il nasıl toparlanacak? Dediğiniz gibi ülke ekonomisine bunun zararı ne olacak ki zaten sağlıklı bir ekonomik durumumuz söz konusu değil. Dünya genelinde yaşanan bir takım sıkıntılar var. Türkiye'de yaşanan sıkıntılar var. Biz bunun üzerine bir tuz biber daha ekliyoruz aslında. Bile bile. İnkar ederek ama bile bile bunu yapıyoruz. Şimdi Abdullah Bey de dedi aileden, mahalleden, ilçelerden ile ve genele doğru yayılan ve sürdürülebilir bir örgütlenme olmalı. Şimdi biz pilot il olarak Karabağlar'da başladık dediniz. Evet. Bunun önce İzmir'e yayılıp buradan da tüm Türkiye'yi o zaman sarması lazım. Tabii, ama bunun için yapılan bir şeyler var mı?
Şu anda Karabağlar Belediyesi buna öncelik vermiş durumda. İşte dediğimiz gibi Esentepe Mahallesi'nden başlayarak biz bu çalışmaya başladık. Diğer 57 mahalle için de bu çalışmalar devam edecek. Güzel bir başlangıç aslında. Evet, tabii. Bir yerden başlamak lazım. Abdullah Bey de söyledi. Biz daha önce Bornova'da da bu çalışmaya başlamıştık. Bir mahallede yine aynı çalışma yapılmıştı. Tabii önemli olan sürdürülebilir olması, diğer mahallelere yayılıyor olabilmesi. Okullara da yayılabilir aslında. Evet. Biz aslında okullara da bu çerçevede temel afet bilinci eğitimleri vermeye gidiyoruz. Hı hı. İşte inşaat mühendisi odası olarak 22 arkadaşımız bu konuda sertifika aldı. AFAD'dan 3 günlük bir eğitim aldık. Okullardan talep geldiği doğrultuda oralara temel afet bilinci eğitimlerini vermek için gidiyoruz. Tabii belli bir yaş grupları da var onların. Biz hani bu çalışmaların içinde hep yer almaya çalışıyoruz. Toplumda bir nebze olsun farkındalık yarat.